Dedim ki Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden birisini yaşıyor. Hep kulak tıkadılar. Ama bugün bütün gerçekler bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Bu darbe girişiminin siyasal ayağının ortaya çıkarılması lazım. Bu darbe girişiminin ana sorumlularının ortaya çıkması lazım. Parlamento bunu çıkaramazsa kim çıkaracak? Yasama organının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu olayı soruşturması lazım, araştırması lazım. Pek çok kişiyi davet edip bu işi neydi, ne oldu, nasıl oldu? Kimler destekledi bu FETÖ denen terör örgütüne? Kimler yerleştirdi bunu devletin bütün kademelerine? Bunu herhalde bu parlamentonun sorgulaması lazım. Araştırması lazım. Biz bunu araştırmazsak görevimizi yapmamış oluruz. Eğer siyasetçi gerçekten Türkiye'yi düşünüyorsa ve Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsa, demokrasiyi düşünüyorsa, insan haklarını düşünüyorsa, kadın erkek eşitliğini düşünüyorsa, vatandaşın taleplerini kabartıyorsa, liyakat sisteminin ne kadar önemli olduğunun da farkına varmak zorundadır. Liyakat sistemi eğer yoksa orada devlet çökmüş demektir. Bugün eğer Türkiye bu noktaya taşınmışsa liyakat sisteminin olmamasından taşınmıştır. Liyakat sistemi çöktüğü için taşınmıştır. Bu arada dikkat etmemiz gereken bir nokta, yargı bağımsızlığı. Öyle bir atmosfer yaratıldı ki değerli arkadaşlarım, çok tehlikeli bir atmosfer. Hakim önüne gelen kişiyi, savcının gönderdiği kişiyi adeta tutuklamak zorunda hissediyor kendisini. Tutuklamazsa FETÖ'cü diyecekler diyor bana. O açıdan kim geliyorsa atın hapse. Kim geliyor atın hapse. Ya böyle bir yargı olmaz. Yargı bağımsızdır. Hukukun üstünlüğüne göre karar verir. Delillere bakar. Ona göre gereğini yapar. Ama bunu yapmazsanız kurunun yanında yaşı da yakmış oluruz. Şimdi darbe oldu. Darbe girişiminde bulundular. Hükümet olağanüstü hal yetkisi aldı. Biz olağanüstü hal yetkisine karşı çıktığımızı her yerde, her ortamda söyledik. Dolayısıyla parlamentoyu bu işin dışına çıkarmayın dedik. Ama parlamento bu işin dışına çıktı. Şimdi gazeteciler hapiste. Gazeteler, televizyonlar kapatılıyor. Arkadaşlar bunu demokratik dünyaya anlatamazsınız. Bir gazeteciyi niye hapse atıyorsunuz? Yazı yazdı diye. Gülen örgütünü savundu diye, yardım etti diye, yazılarıyla yardım etti diye. Ya arkadaş bırak yazılarıyla yardım edeni. Çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden övgüler düzen adamlar var. Peki bunlara ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız bunlara? Gazeteci yargılanmaz mı? Elbette yargılanabilir. Tutuksuz yargılarsın. Yurt dışına çıkış yasağı koyarsın. Pasaportuna el koyarsın. Evinde oturur. Kontrollü dersin ki gel her gün gideceksin karakolda imza atacaksın. Mesele yok. Yargılarsa çıkı yargılarsın. Hapse atmanın mantığı yoktur arkadaşlar. Bir gazeteciyi hapse atmak, gazeteleri kapatmak, televizyonları kapatmak darbecilerle aynı çizgiye düşmek demektir. Cadı avı başlatmak, herkesi yakalamak, ihbar geliyor. Şimdi herkes birbirini sevmediği adamları ihbar ediyorlar bu FETÖ'cü diye. Hemen derhal derdest edelim, hakimin önüne çıkaralım. Hapse atalım. Bunlar doğru değil arkadaşlar. Cadı avı başlatmak çok tehlikelidir ve bu süreç doğru değildir. Bir de şimdi bir başka şey başladı. Efendim, bütün bu olayları 17-25'e endeksleyen bir anlayışla başladı. Şunu söyleyeyim. Kimse 17-25 olaylarını aklamaya yeltenmesin. Darbeyi de bunun için kullanmasın. 17-25 ayrı yerde duruyor zaten. O da yargılanacak. Darbeciler nasıl yargılanıyorsa bu devleti soyanların da yargılanması lazım. Kul hakkı yiyenlerin yargılanması lazım.